7 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Selam, aleyküm selam. Sizin de bayramınız mübarek olsun ya. Dur. Al bakayım. Evet. Kardeşi olan da alsın, bir tane daha alsın. Aferin. Al evet, haydi. Haydi. Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Kimmiş? Çocuklar şeker. Avuçlamasınlara sayılı ver. El kadar şekere 300 lira istedi market. Bayram senede 2. Ben tamamlarım üstünü. O fasıklardan aldığın parayla. Bayramda kötü konuşma sen. Bayram ya. Bayram. Bismillahirrahmanirrahim. Senin bayramlaşacağın dışarıda bekler. Ben Suavi Bey'e gideceğim. Bayram günü. He. Ya evet, senin yapacağın yatakhanede zaten onun perdeleridir bu. E konuştuk seninle ama biz bunu, 80 tane evet. Ne yapalım biliyor musun? Aynen bak sen gel, sen bayramlaşmaya geldiğin vakit biz bunu öyle konuşalım. Bayramlaşmaya gelememek ne demek ya? Ha, baban hasta ha. Peki, ne diyelim? Rabbül Alemin şafi esmasıyla muamele eylesin. Peki. Selametle. Civanım. Erim. Saadet. Nasıl olmuşum? Bak hele bir hanımına. Sultan. Ama bu bayram sabahı bu surat böyle sirke satarsa gözünün içine bakan biz faniler ne edelim efendi? Manevatur hacı. İsmail, bayramlaşmaya gelemiyormuş. Babası hastaymış. Hanımlar tarafında da tat yok. Vallahi herkes şu an mürşit hazretlerine konuşuyor. Aman ağızlarını çalkalasın onlar. Ya o namaza bir avuç insan geldi, bir avuç. Bu tam böyle bir tenhalık zinhar görmemiştir bugüne kadar. Meryem meselesi yüzünden mi? Ana kız ateş olup bağımıza çöktüler. Çok abartmadık değil mi ya? Yani hani babam hepsini yemeye kalkmazsa sorun yok. Adam ölümden döndü, kutlamayalım mı? Şey, rendeyi versene. Rende. Meryem nereye koydu acaba? Meryem de bütün evi ele geçirmiş hep. Hı.
O ne yapıyor? Geliyor mu kutlamaya? Yani geliyordur herhalde, gelir. O gün Mürşid'i nasıl ikna etmiş babam, anlattın mı? Bana ısrarla hiçbir şey anlatmıyor. Hayır, bana da söylemedi. Çok enteresan, kabul et. Zahter var mı? Zahter. Bu galiba. Heh. Yalnız Meryem ne kadınmış be. Babamı ölümden döndürdü. Onun için ölmekten vazgeçti babam. Hakkını ödeyemeyiz. Mürşid Hazretleri müsaade etti bey amcaya bakmama. Sen olsaydın ben ölürdüm. Sen olmasan ölürdüm ben. Levent Bey. Levent Bey. Levent Bey. Ya ben anlamam ama bu Zahter değil sanki. Abi. Hı. Hadi ya. Senin aklın bestede mi? Yok ya, ne bestesi? Mira geliyor bugün ya. Ya nasıl olacak o iş? Hande, bilmiyorum. Bilmeyelim de. Babam ölümden dönmüş, Meryem kurtulmuş. Bir keyfini çıkarayım ne olur ya. Tamam, çıkar çıkar. Keyfini çıkar. Bayramlaşmaya geç kalmayalım. O ne? Suavi dede için hediye. Ölümden döndü malum. Bebeklik battaniyem. Anneme verecektim götürsün diye. Benim için kıymeti çok büyük. Lakin kendin vermek isterdin değil mi? Senin için kıymeti bu kadar büyükse. Müsaade etmezsin diye sormadım. Ya da ederim diye yanına aldın. Annene verme. Kendin git. Bu seferlik. Ölümden döndü diye. Allah razı olsun. Biz de bayramlaşmış olalım. Bayramın mübarek olsun. Bayramın mübarek olsun. O ne? Yine tuz karabiber gibi bir şey mi yapacaksın? Bahçeye güvercin geliyor ya, kuş. Onun için. Haydi. Tanıyor artık seni. Alışır. İsim koydun mu? O bize isim koymuş mudur? Rahmetlik annemin adetiydi. Nereye gitse cebinde bir avuç buğday. Kuşlar da onun peşinde. Bizi koruyorlar derdi. Ben de tepemizde geziniyorlar diye korkardım. Alıştın mı sonra? Annem ölünce önce kızdım onları koruyamadılar diye. Sonra anladım, kerametin de günahın da kuşun kanadında olmadı. Mürşit Efendi Hazretlerini bekletmeyelim. Ardından da yürümüyor. Yanında durmuş. Suizan etmeyelim mürşidimiz. ...28 Şubatçı'ya bakıyormuş. Tövbe istiğfar. Neler göreceğiz daha? Fitneni izle Meryem. Sabah namazına kimse gelmedi. Neden? Senin yüzünden. Sadi Hüdayi'nin gözünde ateş çıkıyordu, ateş. Bak, bak fitnene bak. Fitne senin kalbine yuva yapmış efendi. Sen ahiretliğin içinde, dünyanın içinde dua et dur. Dört kadın işe gelmedi. Hem de bayram arifesinde. Sorma, sorma. Bizi çok zor durumda bıraktı. Kesin Meryem yüzünden mi teyze? Kocaları yollamamış. Meryem kötü örnek oluyormuş kadınlara. Artık börekçide çalışmasına da karışırlar karılarının. Evde otursunlarmış. Ben dedim, böyle olacağı belliydi.
Babam Meryemleri memleketten getirdiğine pişman olmuştur herhalde. Tekkede düzen namına bir şey bırakmazlar ailecek. Feyza, bayramda bari bir ara versen şu ağzı karalığa. Ey abla, ne olacak peki böyle? Ya buna bir çare düşünmek icap eder. Eder, etmez mi? Bu fokurdaşmalar iyi değil, hiç iyi değil. Bu adam, Suavi Bey, ne yaptı, ne dedi? Tehdit mi etti Mürşit Hazretlerini, ben anlamadım ki. Geliyor bizimki. Kul kırılır, yen içinde kalır. Feyza, hiçbir şey söyleme. Hoş geldiniz Ayza Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk diyeceğiz de pek hoş bulamadık zat-ı şalem. Meryem Hanım dün ortalığı karıştırmış. Herkes ondan bahsediyor. Mürşit Efendi'den özel izinler. Mürşit Efendi'nin takdiri. Öyle tabii. Öyle diyeceğiz. Bayramlaşmaya gelmez herhalde. Meryem Hanım'ın şöyle bir özelliği vardır. Hepimizi şaşırtmayı becerir. Hayran, şu envanteri bir daha gözden geçirmek gerekiyor. Zira esnaf su koy vermeye başladı. Vallahi hocam, marangoz da benim telefonumu açmıyor. Yani şimdi kıymet olmasın da. Olmaz. Biz burada ticaret konuşuyoruz, istişare ediyoruz. Kıymet olmaz. Yani Mürşit Hazretlerinin sağlık durumunda bir sıkıntı mı var diyorlar. Aklı başında mı demeye getiriyorlar. Yok yok yok, haşa. Öyle. Haşa olur mu, ama bu son mevzulardan sonra biraz. Bayram şerifleriniz hayır olsun. Naim efendi. Cüneyt efendi gelecek. Birazdan bayramlaşmayı hep beraber yapacağız. Hayran. Hocam, Mürşit hazretleriyle konuşacaktı. Hayran, konuşulacak şeyler konuşuldu zaten. İyi de hocam, benim karımdır nihayetinde. Rabbül Alemin bize bir Ramazan'a daha eriştirmeyi kabul etti. Bin şükür. Ya Allah. Amin. Cüneydem. Bayramımız mübarek olsun. Affan evladım. Hayran, haydi. Kapıları açın da bayramımız bayram olsun ya. Haydi. Ya Allah. İnsanlar bu şekerleri alıp yüzlerine sürüyorlardı. Şimdi yüzüne bakmadan geçip gittiler. Bizim ocağımıza ateş mi düştü Cüneyt Efendi? Hiç iyi olmadı bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç Mekke'de Ramazan bayramı edebilmiş mi? Ettirmemiştir. Buna da şükür. Çok şükür. Kızım, o kadar dibime oturmasaydın. Niye anne? Geniş geniş oturalım da daha dolu görünsün derdinde. Boşuna uğraşmasın ha. Millet ama mı? Bunlar da mı gelecekti başımıza? Nerede Meryem? Eserini görmeden mi kaçtı? Mutfaktaymış. Ha, ilk nur. Tam vaktinde geldi. Susamıştık hepimiz değil mi? Sağ ol. Almayayım. Sağ olasın. İyi. Kendiniz dağıtırsınız madem. Bu da
anasını kollayı çak hemen. Anne. Kızım, sen niye geldin? Ne oldu? Yalnız mı bıraksaydım seni? Sen dinleme o kadınları, boş ver. Üzme kendini. Kuzum, bir şey olmaz. Merak etme. Senin yüzünde kimsecikler gelmedi bayramlaşmaya. Herkesin suratı bir karış. Bana çektirdiklerin yetmedi. Koskoca dergâhı perişan ettin 2 günde. Mürşit Hazretlerinin kararını sorgulamak kimin haddine? Sen ananın avukatı mısın kızım? Onu mu diyorum ben şimdi? Naim Efendi. Tövbe estağfurullah. Ben geç kaldım biraz da, bitti mi bayramlaşma? He Nadire Hanım, bitti. Selamun aleyküm. Aleyküm selam da. Kadın, senin hiç mi utanman yok? Neden utanacakmışım? Bayramda kocamın yanına gelmekten mi utanacağım? Sormuş mu bana? Benim müsaademi almış mı? Konuşmayın insan içinde. Geçin içeri. Ben geçmiyorum. O geçsin. Ay ne oldu? Ağrına mı gitti? Bana bak. Sen bir geç içeri. Anne tamam, sinirlenme. Nasıl sinirlenme? Nasıl sinirlenme? Sokun milletin gözüne yediğiniz haltları. Meryem, ağzında çıkanı kulağın duysun. Ben gidiyorum. Ay bize rezil diyene bak. El alemin evinde ne yaptığı da belli değil ya. Bana bağır. Meryem, bağırtma beni insan içinde. Bağırırsam ne olur? Yeter, delirttiniz beni be. Boşanmaksa boşanmak. Alırım her şeyi göze. Meryem, Naim. Siz nerede olduğunuzu unuttunuz galiba. Geçin içeri. Geç. Seçkin bana şurayı açsanıza. Açın açın. Ha. Hala bunu sen yapmış olabilir misin? Ben yaptım. Evet. Baba, günün anlam ve önemine dair bir şeyler söylemek ister misin? Hepinizin bayramını tebrik ederim. İyi bayram. Dağılın. Dağılın. Sonra onu Hakan. İyi bayramlar babacığım. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Merhem Hanımları beklemeyecek miyiz? Ay inşallah o atırsızı kocasını da getirmez ha yanında. Ay yok artık, o kadar değil herhalde. Yok ya, hayır. Zaten malum bayram, yani geç gelebilir. Malum bugün bayram, ben de çok alamayacağım. Tekkeye gidip kadınlarla konuşacağım. Bayram diye belki konuşurlar bu sefer. Yine sorduğun sorulara cevap alamayacaksın. Boşuna gitme bence. Öyle deme ya, var bir şeyler. Bu sefer yapacağım. Meryemler geldi. Can? Merhaba. Mira kutlama var deyince ya böyle damdan düşer gibi oldum ama. Olur mu öyle şey? Buyur, geç. Şunu bir asayım mı o zaman? Merhabalar. Hoş geldin. Merhaba. Can. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun diyeceğim ama ne diyeyim? Hoş gitmediniz. Hoş gitmedi mi? Güzelmiş. Evet, çiçekler sizin için. Sağ ol da ben tutamıyorum bunları. Ben alayım onu. Tamam. Ver. Seninle alaka? Sevinmedin mi? Canım sevindim de çiçek filan. Ya ne bileyim işte, aldım geldim. Vallahi güzel. Baba. Hı. Bir şeyler söyle artık ha. Peki ben de. Meryem gelmeden söylemiş olayım söyleyeceğimi. Neden vazgeçtim? Ölmekten. Meryem'i kurtardım çünkü yapacaklarım bitmemişti. Diyeceğimi sanıyorsunuz ama öyle değil. Asıl Meryem kurtardı beni. Onlar, Zeynep'le ikisi. Bana yapacaklarım bittiyse bile öğreneceklerimin bitmediğini gösterdiler. Ne diyor yazar? Gerçek keşif yeni diyarlar bulmak değil, yeni gözlerle bakmaktır. İşte benim de meğer size yeni gözlerle bakmaya ihtiyacım varmış. Harikasın. Ne güzel tanıştın. Asla sağ ol. Canım babam. Ne tanıştın ya. Sağ ol. Süper.
Mürşidinize hürmetiniz var mıdır? Estağfurullah. Estağfurullah. Mürşidimiz bize hep neyi telkin eder bilir misiniz? Siz gerçi bilirsiniz de bilmezden gelirsiniz. İlminizdir bu sizin. Gördüğünden olandan korkun der. Yahu siz hiç bu dergahta, bu memlekette bir tane düşkün fani gördünüz mü? Yeriyle yetinmeyenden korkun der. Yeriyle yetinmeyenden. Meryem Hanım, sen yerinden yetinmiyor musun? Boşanma laflar ediyor musun sağda solda? Ettirmem. Eğer siz nerede olduğunuzu unuttuysanız ben size hatırlatırım, üşenmem, üşenmem ha! Tembellikten Allahu Teala'ya sığınırım. Siz de sığının. Tövbe estağfirullah. Hüviyetiniz yanınızda mı? Ne yapacaksınız? Hele çıkartın, çıkartın. Ne yapacaksınız? Siz bu damı bizim başımıza yıkmaya at mı içtiniz? Verin hadi. Yeter. Hadi. Eğer bir daha yerinizle yetinmediğinizi görürsem, sizi yerinizden ederim. Bu kadar mı değil? Sade sizi değil ha. Gelinim demem, akrabam demem, kızınız demem, kızınızı da yerinden ederim. Tayyara mayyara yok. Yükünüzü, dengenizi katırlara yüklerim, sizi baba ocağına yollarım. Artık yolda da uzun uzun konuşursunuz bu boşanma meselesini. Hüviyettir bu. Yenisini çıkartırız deyin. Deyin. Lakin sizin hüviyetiniz defteri kebirde. Sizin hüviyetiniz Mürşid Hazretleri'nin nefesinde. Kendine yeni hüviyet arayan mahşer gününde de yeni bir şefaatçi arasın. Çıkalım Sadi Hüdayi Efendi. Naim Efendi. Sen kal. Sen kal. Böyle çıktıysa. Anne ne oldu? Ne dediler? Babam niye çıkmadı? Önemli değil kızım. Olur böyle şeyler. Herkesin de gözü üstümüzde. Benim Suavi Bey'e gitmem gerek. Ben de geleceğim. Cüneyt Efendi müsaade etti. Ne? Levent Bey'le her şeyi. Biliyor mu? Bir fenalık etmesin sana. Yok etmedi bir şey. Muhlis konuştu. Muhlis konuştu. Biliyor her şeyi. Suavi Bey'e beraber gittiğimizi okumak istediğini her şeyi. Bir şey demedi. Benim dedeye gitmeden önce bir işim var. Siz de gelir misiniz benimle? Hanımının yanında konuşmak istemedim. Ulularımız ne der hayran biliyor musun? Bir. Şems-i şitaya, kış güneşine güvenilmez. Bu bir. İki, durgun denize güvenilmez. Üç, iltifat-ı meraya güvenilmez. Yani soyluların iltifatına. Hocam amirim mi var ki övüleyin? Sözümü kesme. Dört. Düşmanın nasihatına güvenilmez. Ve hayran. Beş. Cilve-i nisvana güvenilmez. Naim Efendi. Ya. Seni koli dağıtım işinden azlediyorum. Etmeyin hocam. Yapmayın. Onu artık cilveyi nisvana düşmeden önce düşünecektin Naim Efendi. Yahu hayır yap diye seni kole işine verdik. Sen kalktın nikah yaptın. Yetmedi. Mehir senedini getirdin gözümüzün önüne koydun. Hocam mahremse ben sonra geleyim. He. Gel Efvan. Gel hayran gel. Sana mahrem değildir gel. Geç. Sıla-i Rahim önemlidir hayran. Lakin Sıla-i Rahim'den daha önemli bir şey varsa hayran. O da Ahab-ı Dam'dır.
fanilerimizdir. Nasibimizle nasip bulanlar. Hocam, madem mahrem değildir, sen şimdi Meryem'e verilen imtiyazın hırsını bende mi çıkarıyorsun hocam? Şu baş, konuşmaya başladın gene. Hocam, tamamlayayım o vakit. Benim kızım bugün yarın erkek anası olduğunda o çocuk şehzade olmayacak mı? Olacak. Dünyanın ucu uzun hocam. Bana bu muameleyi reva görmeyesin, ayıptır. Ayıbı da senden öğreneceğiz. Çık dışarıya. Naim Efendi çık. Derhal çık dışarıya. Yok babam yok. Bunların adam olmaya niyeti yok. Tadil et, tamir et. Et oğlu et. Dava ağır, bunlar sağır. Bağır ha bağır. Hoca Hazretleri, müsaade varsa Naim Efendi ile ben alakadar olayım. Ateştir şimdi o. Eldivenimi giyeyim. Hem zaten vallahi meşayika yaraşan ateş kehribarıdır. Çok güzel. Anne bak. Bu Hümeyra'nın olsun. İyi düşünmüşsün merhametli kızım benim, sevinecek çocuklar. Hanım anne. Abla de, kafi. Bak bu senin. Çok güzelmiş. Güle güle giy. Bunlar da arkadaşlarının. Hadi onları da çağır alsınlar. Allah razı olsun hanım. Zeynep abla. Arif mi getirdi bunların hepsini? Öyle. Zeynep isteyince taşıdı hepsini. Bağırışıp duruyorlardı. Bunun da üstü başı bu halde. Ne bu Vaveyla? Hanım anne. Hanım anne olarak bayramlık almak istedim çocuklara. Cüneyt Efendi verdi parasını sağ olsun. Ondan heyecanlanmışlardır. Yakışmamış mı? Cüneyt Efendi yakıştırdıysa. Allah kabul etsin hayrınızı. Hadi alın bayramlıklarınızı, koşun hadi. Gel gel gel. Hadi sen bayramlığımı almaya geldin. Bakalım. Bakalım rengini beğenecek misin? Tamam. Bak. Küçük. Güzel mi? Çok güzel. Bak. Çok güzel. Daha başımıza gelecekler var belli. Vallahi var. Ben zaten namazı kılarken bir içime bir kurt düştü benim. Ya Fani. Yani bayramlaşmaya gelmemek ne demek yahu? Hanımlar da kuduruyor vallahi. Meryem'in elinden şerbet içmediler. Ya biz ne yapacağız? Bu insanları bu yola nasıl getireceğiz? Yalvararak değil. Mürşit Efendi'nin hükmünü sorgulayıp bir bayram ziyaretinden kendini alıkoyan akıbetini eline almış demektir. Kanunun, nizamın kuvvetinin düştüğü yerde hükmün akıbeti zayıf kalır Cüneyt Efendi. Üçünüzün sözü bir karşılık bulmadı diye mi bu telaş? Cüneyt Efendi, haddini bil. Biz bugüne kadar kimin neyin kötülüğünün kararını vermişiz ki? Hanımınla anasının hali milletin dengesini bozdu. Bu kapıdaki kulların kafası da karışır tabii ki. Hazreti Musa Sina'ya çıktığı zaman altın buzağa tapanların da mı aklı karışmıştı? Bu kapının kulları bayram sabahı bu kapıya yüz sürmez oldularsa vebali onlara. Mürşit Efendi Hazretlerinin
hükmünün üstüne söz söylemeye kalkarsanız onun vebali de sizin boynunuza. Yeter ha! İyi misin? Derdin eli olsun sadece Aslı. Millet bozguna uğramış gibi. Gıybet kazanı kaynıyor. Herkesin dilinde Meryem. Bunun imtiyazı ne? Üstünlüğü ne? Çok haklısın. Bir an evvel toparlamak lazım Sade. Önce hanımlar hanımlarına emsal olur diye kocaları tutturacak. Maazallah. Ablam bir şey dedi. Bu Suavi Mine 28 Şubatçı. Mürşit hazretlerini tehdit etmiş olmasın. Neyle tehdit edecek? Neyle edecek? Memleket o memleket değil artık. Bu memleketin sağı solu belli olmaz Sade Efendi. Bizim de sağımız solumuz belli olmaz Müyesser Hanım. Teskin ederiz, hatırlatırız. Nerede durduğumuzu, ne yapacağımızı hatırlatırız. Eline de hatırlatırız, hanımına da hatırlatırız. Haydi eyvallah. Doydun mu baba? Tamam, peki. Hanım, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Şunlara bak. Biliyor musun ne sevdiğini? Buluruz canım. Kızımız büyüdü de erkek arkadaşını ağırlıyoruz evimizde. Artık evimizde dememeliyim galiba, değil mi? Beste, şimdi bunları konuşmanın yeri mi? Sen niye sabahtan beri panik atak geçirecek gibi duruyorsun? Ben anlamadım. Yani o öyle bakıyor ama yemez, merak etme. Benim biraz sıcak bastı da. Tuvalet uygunsa ben bir gidebilir miyim, bir kullansam? Git şurada. Tamam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İyi bayramlar herkese. Gözümüz yollarda kaldı ya. İyi bayramlar, hoş geldin. İyi bayramlar. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş buldum. Özledim seni. Suavi amca. İyi bayramlar, nasılsın? Sizi gördüm, daha iyi oldum. Buradasın çok şükür. Özledin mi beni? Çok özledim. Meryem, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Bir şeyler hazırlayayım mı size ya? Yok, sağ ol. Ellerinize sağlık. Alırız biz. Levent Bey. Seninle bir şey konuşacaktım Mühim. Şu an misafirlerle ilgileniyorum. İstersen daha sonra konuşalım Meryem, olur mu? Affa Hanım. Kurban oldum. Ana. Idın sayd olsun. Nice bayramlar göresin. Amin. Ne oldu, ne düşünürsün? Vallahi bunlar birbirlerine girdiler ana. Allah'a şükürler olsun. Vallahi kızı tam zamanında istemişiz. Allah'ın hikmetinden sual olunmaz vallahi. Ya gözümün önünde Naim'i darp ediyordu Sade Efendi. Sen en doğrusunu söylemişsindir. Vallahi söyledim ana.
Allah'a şükürler olsun söyledim de. Vallahi biz posta oturana kadar bunlar kafalarının üstündeki damları uçuracak gibiler. Allah'a şükürler olsun telaşım yoktur yok. Telaşım yok ama. Planın var. Var ana. Hak razı olursa. Var bir planın. İnşallah. Nasılsın? Ağrısızın var mı? Yok, yok. Sizin tarafta durumlar nasıl? Dergah karıştı mı benden sonra? Karışmaz mı? Karıştı. Ne konuştun Mürşit Efendi ile Allah aşkına? Boş ver. Levent beni odama çıkarsın. Tamam. Levent Bey, Suavi Bey odasına çıkmak istiyor. Seçkin, yardım eder misin? Bir saniye şurada. Merhaba. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Ben de müsaadeni isteyeyim, kaçayım. Niye geldin, niye gidiyorsun? Bir şeyler yapsaydık. Yapalım ama sonra yapalım, olur mu? Benim şimdi biraz işim var, bir onları halledeyim. Ondan sonra haberleşiriz, tamam? İyi günler. İyi günler. İyi günler. Bir garip mi davranıyor? Öyledir. Hadi gel biz odaya çıkalım, takılalım biraz. Ulan doğru mu aldık? Evet. Alo. Aldım abi. Kaşeyi aldım. Neyi alacağım? Ne yapacaksın nasıl aldığımı ya? İstedin yaptık işte, tamam. Hadi. Sahter değil ki bu. Evet değil. Karıştırmışım. Güzel olmuş ama. Ben de böyle yapayım bundan sonra. Sende doğanın dişil gücü var Meryem. Hayat var. Babama da o can verdi tekrar. Ölmüş ağacından yeni bir filiz çıkardı. Sizin gibi evlatları var ya onlandır. Öyle be, sabahtan beri gezdiriyorsun elinde. Hediye. Deden için battaniye. Oha, battaniye mi ördün? Yok, eski bu. Bebeklik battaniye. Ama neyse, onu boş ver de. Söyle bakayım, sizin tarafta ne oldu? Meryem teyze gelebilecek mi artık? Mürşit Hazretleri izin verdi. Abi ne biçim hayatlar bunlar ya? Lord of the Rings resmen. Gilgalad'ın varisi Yüce Elrond Peredil. Meryem Tezeldil'in Ayrık Vadi'yi terk etmesine izin verdi. Dalga mı geçiyorsun? Yani sevdiğim bir karakter üzerinden. O da bir nevi mürşit. Neyse. Dedem dergaha gelince her şey ortaya çıktı. Ne dedi Cübbo bu işe? Cübbo kim? Seninki. Sen dalga geçiyorsun. Tamam, tamam Zeynep. Üf, tamam, aşık mısın sanki kızım? Öğrendi, evet. Ben bana büyük ceza verir sandım. Yani tarikat kurallarına göre vermesi gerekiyordu. Ama vermedi. Allah Allah. O kim oluyormuş da sana ceza veriyormuş, pardon? Ne kim ne zannediyor bu herif kendini? Öyle. Dinen baban yerine geçmiş oluyor. Tamam, vermemiş ceza işte. Daha ne istiyorsun? İşte tuhaf. Tuhaf harbiden. Ve bu kıyamadıysa, kızım bu çocuk sana düştüyse... O ne demek? Abayı yakmış demek yani aşkmış kişileri. Öyle mi sence?
Yani ister misin bunu? Yok, Allah korusun. Korkarım. Sence öyle mi ama? Sen canı nasıl anladın? Yani geldi, öptü. Tövbe. Ne yapacaksın? Bilmiyorum. Zeynep, sen tek başına bir bireysin. Tamam mı? Kimse sana istemeyeceğin şeyler yapamamalı. Asla bırakma kendini. Asla. Gerekirse kavga edersin. Ya kokusuna bayılıyorum ben bu kahve. Ben de bayılıyorum. Ben de. Aroması falan çok güzel. Ne yaptın kocanla durumları? Hallediyorum. Kızının meselesini ne yaptın? Bulacağım bir çaresini. Daha önce bulduğun gibi mi? Babam olmasaydı ne olacaktı? Ne manada? Sizin dünyanızda her şeyin çözümü yok. Yani halledemezsin de bulamazsın da o yolu. Yani? Şimdi söyleyeceğim şeyi söylemenin güzel bir yolu yok Meryem. Beste Hanım söyle, çekinme. Mira ile Zeynep'in bu kadar yakın olmasından rahatsızım. Sebep? İstemiyorum. Mira ve Zeynep'in arkadaşlıklarını onaylamıyorum. Ne oluyor ya? Zeynep'le ilgili hiçbir sorunum yok. Hiçbir sorunum yok. Zeynep çok tatlı, çok akıllı, çok akıllı bir kız. Zeynep bir kız çocuğu. Ama onun yaşadığı hayatı onaylamam mümkün değil. Ben anlattıklarıyla kötü örnek olmasından korkuyorum Mira'ya. Beste. Ne yaşamış ki, ne anlatacak? Ya kızın evli. Meryem, kızın evli. Bugün yaşamıyorsa yarın yaşayacak. Beste, bunları konuşacak yer mi şu an? Hanım, yarım saat önce buradaydı kızının erkek arkadaşı. Sen neden bahsediyorsun? Aynı şey mi Meryem? Aynı şey mi? Onlar yaşıttı. Ayrıca benim kızım sınırlarını çok iyi bilir. Ha, benim kızım mı bilmiyor? Hop hop hop, kızlar duyacak. Sakin, lütfen. Zeynep gibi bir arkadaşı olduğu için sevineceğine. Ne gıybeti var, ne haseti. Tek talihsizliği Mira gibi doğmamış olmak. Tövbe estağfurullah. Sırf şu kadını üzmek için bunları yapıyorsun değil mi? İlgisi yok. Mira'nın yanlış arkadaşlıklar kurmasını istemiyorum. Tam etki altında kalacak yaşta. Bence kıskanıyorsun. Mira şimdi mi geldi aklına? Meryem, bak gerçekten çok üzgünüm, tamam mı? Bak şunu bilmeni istiyorum. Ya Beste ne düşünürse düşünsün. Zeynep Mira'nın başına gelmiş en güzel şeylerden biri ve ben dostluklarından çok memnunum. Allah razı olsun. Yeter ama ağlama artık, tamam. Çok üstüme geldi her şey bugün. Kızıma burada cüzdanlı muamelesi yaptılar, bana da tekilde. Burada çalıştığın için mi? Sorma. Dert oldu herkese. Bak bir laf vardır. Kafeste doğan kuşlar uçmayı hastalık sanırlar. Ben de öyle sanıyordum. Ama sen bir kere kanat çırpmaya başladın ya. Gerisi kolay. Nesi kolay? Tekkedekilere kulaklarımı mı tıkayım? Zeynep'e mi dertleneyim? Nadire ile mi uğraşayım? Nadire kim? Ya Mira'dan uzak durmasını istediğin kişi onun ikiz kardeşi, farkındasın değil bana mi? Bana tek bir ortak noktalarını söyle. Tek bir ortak noktalarını söyle. Görmüyor musun ayrıca? Gözü yaşlı Meryem'in arkasında nasıl gidiyor Levent? Ya delireceğim ya. Beste. Levent'i bu kadar önemsiyorsan o zaman niye terk ettin bu evi? Peşinden gelsin diye mi? Gelmedi ama. Sen ne demek ya üstüme kuma getirdi? Meryem, hangi yüzyılda yaşıyoruz Allah aşkına? Bak zaten zor tutuyorum kendimi. Tamam, sen artık bir saniye bile evli kalamazsın. Levent Bey, dellenme hemen. İstesem de boşanamam artık. Bal gibi de boşanırsın. Boşanamam. Hüviyetlerimizi aldı Sadi Bey. Hüviyetini mi aldı? Ya niye veriyorsun? Siz köle misiniz? Bağırma bana. Bağırttırma. Ya isteyerek mi verdim? Boşanırsam Zeynep'i bana göstermezler diye. Yahu Zeynep'i görecek bir yol bulunur. Üç gün görmezsin, beş gün görmezsin. Bir yol bulunur. Bir gün bile görmemem dert.
Neden o? Sabahtan beri onu anlatmaya çalışıyorum sana. Dinle bir. Zeynep'in gönlü kaymaya başladı Cüneyt'e. Duyuyor musun? Bak kavga edecek kadar ilerletmişler samimiyeti. Delireceğim ben artık. Ben Levent'e Mira ile ilgili her şeyi anlatacağım. Her şeyi belki o zaman gönderir Meryem'e. Ne biliyorsun? Ya ters teperse? Ya kadınla çocuğu bunca yıldır uzak tuttuğu için vicdan yaparsa ya daha çok sarılırsa Meryem'e? Saçmalama. Saçmalama, olmaz öyle bir şey. Olmaz. Şşş. Bak sen hiçbir şey söyleme. Tamam? Hiçbir şey konuşma, ben konuşacağım Levent'e. Yani evet, Cüneyt'in bir ceza vermemesi ilginç olmuş. Hı. Hem de bu kadar çok benimle ilgili kızdığı bir konu varken. Heh, bu kadar da değil. Zeynep de biliyor bunda bir gariplik olduğunu. Söyleyememiş bana zaten. Kerpetenle laf aldım ağzından. Yani bakma Beste Hanım'a kızdım ama haksız da sayılmaz. Şimdi aralarında bir mesafe var Cüneyt'le. Ama ya işler tersine dönerse? Dur. Telaşlanma. Haklısın. Yani şu an onları boş bırakmaya gelmez. Zeynep'i acilen o evliliğin içine çekip almamız lazım. İyi de nasıl? Engel ne? İrfan Bey. Eğer İrfan Bey'in eline Zeynep ve Cüneyt dışında bir koz verebilirsek... Hı? Nasıl olacak o iş? Cüneyt'in annesi. Ölmüş gitmiş kadın. Öyle değil. Orada bir tuhaflık var. Yani bunca yıllık meslek hayatımda ben bir şey biliyorsam orada bir iş var. Ya gel. Siz gitmediniz mi daha? Sana hediye getirmiştim. Vermeyi unuttum. Bebeklik battaniye. Küçükken halam bana bir matematik kitabı vermişti ya. Onu hep bunun içinde saklardım. Babam bulup yırtana kadar. Vandal herif. O kitap benim ilk öğretmenimdi. Bu battaniye yıllarca onu korudu. Sonra sen benim öğretmenim oldun. Şimdi de seni koruyacak, inanıyorum. Gelmeyeceksin artık. Cüneyt Efendi izin vermez ki. Bunu bana veriyorsun ama... Seni kim koruyacak? Sen üşüdüğünde ne olacak? Bizim orada üşüyen o kadar çok küçük kız var ki... Biz yan yana durursak birbirimizi ısıtırız. Ben onu anladım. Allah Allah. Bayram diye kalabalık olması gerekmez mi buranın ya? Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Başı açıkları istemiyoruz burada. Delikanlı gel buraya. Hey! Hanımefendi. Oğlunuz bana taş attı. Oğlunuz birine hem de bir kadına şiddet gösterdi diyorum. Tepkisiz mi kalacaksınız gerçekten? Doğru mu anlıyorum ben? Sen bu halde gelme buralara. Ne varmış benim halimde? Hanımefendi, benim halimde ne var acaba? Hande Hanım, hayırdır bir şey oldu? Evet oldu Arif, bir şey oldu. Çocuğun biri bana taş attı başım açık diye. Annesi de onu korudu. Özür dileyeceği yerde hem de. Hemen Sadi Hüdayi Bey'le görüşmek istiyorum. Hemen. Cüneyt'im, şimdi bu dergah... Büyük bir ağaç gibi. Faniler de bizim dallarımız. Ağacımızı büyüten, ağacımızı güzelleştiren dallarımız. Allah'a şükür. Allah hepsinden razı olsun. Fakat şimdi o dallar kırılıyor. Biz ne yapacağız? Siz bilirsiniz mi diyeceğiz onlara? Yoksa ağacımızın kökünü besleyip büyütecek miyiz? Kuvvetlendirecek miyiz bu vesileyle dallarımızı? Ne yapacağız yani? Sen kendini o ağacın bekçisi bellemişsin. Belli. Lakin ben anca o dala konmuş bir kuş olabilirim. Peki kuş hiç dal kırılacak diye korkar mı? Kırılsın.
çırpar kanatlarını, başka bir dala konar. Zira güvendiği dal değil, kendi kanatlarıdır. Kocaman da hanım gelmiş, sizinle konuşmak istiyor. Çocuklardan biri de başı açık diye kafasına taş atmış. Yok. Bir şey olmuş mu peki? Yok. İyi şükür. De ki hoca müsait değil. Yolla. Ne dedi diye sorsam en başta kulağına söyletmezdin. Esselamu aleyküm. Ve aleyna aleyküm selam muhafen evladım. Gel affen anne. Sen bir derdin var belli, bir şey söyleyeceksin. Hadi söyle. Hocam ben bir düşündüm. Bu bayram tekkeye eğer böyle geldiyse vallahi kahırdır. Bizim Kur'an kursunun temel atma törenini yapalım diyorum. Böyle şaşalı hemen yarın. Herkes yerini bir hatırlasın. Kademlerine baksınlar. Dönsünler bir ayaklarına baksınlar. Alemi görsün. Affan evladım. Bizim kuvvetimiz gösterişimizden değil ha. Biz hakkı ve batılı gösteririz. Şimdi böyle törendir, mörendir. Kazıdır, kürektir, bilemedim. Hocam, Cüneyt Efendi de takdir edecektir ki her laf, her ağızda bir olmaz. Sen ara ki kulak bulasın. E madem ki bu insanlar sözden anlamıyor, vallahi bu kapıya yakışan gözün önüne sermektir. E vallahi şimdi yalan desem Allah'ın gücüne gider. Şöyle yapalım, toplayalım biz onları. İnşallah benim sözlerim de onların kulaklarına göredir. Hayır. Libastır, eskir. Söz eskimez. Taşa da tohum ekilmez. Selamet. Aleyküm. Bir kovulmam eksikti. Mendil gibi attı adam beni be. Hep senden oluyor. Hep sizin yüzünüzden oluyor bunlar. Meryem, bak yeminle. Sen eşarbına konuş Meryem. Sen eşarbına konuş. Merkebim ya ben, he. Söyle Arif Efendi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Arabanın, yani sana zahmet olmazsa anahtarı da alacaktım. Neyini neyini? Müftah ya. Arabayı çalıştırmak için hani. Böyle büyüklerimiz böyle uygun görmüş. Şimdi araba da lazım. Size he? Araba lazım he? Git orada, ara bul. Size söyleyeceklerim bitmedi benim daha. Daha bitmedi. Sen kursağında cümle mi biter hiç? Bu anahtarı nereye attı?
Davete icabet ettiniz. Hak razı olsun. O vakit... Vakti cidal. Haydi. Bugün dile perdeyi kaldırdık. Kim eteğinde ne taş varsa ortaya döksün. Vallahi billahi ben bugün Sadi Hüdayi Hazretleri değilim. Cüneyt Efendi de Cüneyt Efendi değil. Herkes bir, herkes sıfır. Buyurun. Mürşit Efendi bir kadının namahremde çalışmasına nasıl müsaade ediyor? Hayran. Senin bu söylediğinin dinde yeri var. Bu umumi bir izin değil ki. Kişiye özel bir izin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı özel durumlar için hususi ehliyetler vermiştir. Öyle değil mi? Yarın benim karım, kızım, gelinim istediği yere gitmek isterse ne cevap vereceğim? Bugüne kadar nasıl bir cevap verdiysen bugünden sonra da aynı cevabı vereceksin. O iş öyle değil. Kurdun dişine kan değmiyor. Tutamazsın. Yarın bir gün kızları okula gönder demeyeceğin ne malum? Tövbe estağfurullah. Gönderen tarikatlar yok mu? 40 yıl önce göndermiyorlardı, şimdi gönderiyorlar. Böyle böyle olmadı mı? Hem biz nereden bileceğiz yürüyeceğimiz yolun bizi götüreceği kapıyı? Ya o kapıdan başkaları girip çıkıyorsa? 28 Şubatçılar kadar kıymetimiz yok mu? Faniler. Ya Allah. Allah-u Teala izin verirse yarın Kur'an kursumuzun açılışı olacak. Eğer ki oraya da icabet ederseniz aklınızdaki tüm bu şüpheler inşallah bertaraf olacak. Bu dergâhta yürünen yolun nasıl bir yol olduğunu da bu kapının nasıl bir kapı olduğunu da inşallah idrak edeceksiniz. Selamun aleyküm. Bir şeyi hatırlayın. Bu kapı muhabbet kapısı olmaktan çıkıp hesap sormalar başlarsa hesap vermeler de başlar. Suha Bey hala bir şey demedi mi? Yok. Artık ne konuştularsa Mürşit Efendi Hazretleriyle. Telaşa vermek istemiyorum ama dergâhta da ortalık karışmış. Biliyorum. Bayramda aldım namıma düşeni. Lakin benim derdim büyük. Varsın elimden şerbet içmeyi versinler. Bir işe mi kalkıştı o abim olacak? Zeynep için korkuyorum. Hediyelere mi kızdın? Hani böyle iyice hanım anne gibi oldu diye. Yok, hanım anneliğe alışması başka. Onu bilerek yapıyorum diyor zaten. Cüneyt Efendi'ye alışırsa diye. Aklı falan çelinir Allah korusun. Bir şey mi sezdin? Zeynep'in Cüneyt Efendi'ye ilgisi mi var? Çocuk daha. Aklı çelinir diye ödüm kopuyor. Levent Bey'den yardım istedim. Ay, o elinden geleni yapar. Hem yani babasının ölümden dönmesine vesile oldun. Elini ayağını öpse yeridir. Tövbe estağfurullah. Ne öpmesi? Nasıl yani? Ne alakası var şimdi? Tamam canım sen... Ne yaptı? Bir şey mi yaptı? Bir şey mi dedi? Ne dedi? Yani böyle şey gibi işte. Öpme falan değil de böyle... Diz... Yani ayağa kapanma gibi. Yani tam ayağa kapanma gibi değil de böyle... sarı yani... Teşekkür babında. Nasıl böyle... Sarılır gibi mi? Tövbe estağfurullah. Ya boş ver işte. Ay Zeynep Cüneyt Efendi'ye gönlünü kaptıracak diye korkarken Levent Bey... Bana bak münasebetsiz. Sana da bir laf anlatılmıyor ha. Tamam canım ne bileyim ben. Ayıp be ayıp. Ben çay koyayım. Meryem ben evleniyorum. Hakikaten mi? Hı. Arif evlenme teklif ettim. Ne yaptın ne yaptın? Evlenme teklif ettim işte. Bir gün. Çok sevindim. Güzel kızım benim. Allah tamamını erdirse çok sevindim. İnşallah bu sefer bakalım. Kız nasıl yaptın? Böyle dizini çöktün. Kız anlasana nasıl yaptın bana? Ya kalk utandırma beni. Kahve yapayım bari. Hadi. S-
Sen benim sükutumu ikrara mı yazdın amca? Ben neyi nereye yazacağımı çok iyi biliyorum yeğenim. Senin yeğenin olmaktan evvel başka bir sıfatım da var. Ben Mürşit Efendi'nin huzuruna çıkacağım. Bakalım torununa ne diyecek dedem. Babamın istirahatini bozmayalım. Ne taşı mürşidim ederim, ne putu. Selamu aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İçeri buyur etmeyecek misin kızım? Buyur baba. Bismillahirrahmanirrahim. Çok sevindim beni gördüğüne. Maşallah. Yüzünde güller açıyor. Damat yok mu? Yok. İyi. O buradaymış gibi konuşayım o vakit. Şimdi babana hakaret ettiler güzel çocuğum. Akraba değilmişiz gibi. Dert çekmemişiz gibi. Elimden işi de arabayı da aldılar. O dış kapının paspası Arif bile senin babana hakaret etti yavrum. Cüneyd'e konuşuyorum dedim de. Dut yemiş bülbül gibi de durma Zeynep. Duvara mı konuşuyorum kızım ben? Sade Efendi'nin kararına itimat etmez misin sen? Öyle dedilerse vardır bir bildikleri. Baban taş yesin kızım. Doğru. Senin baban taş yesin yavrum. Aynı ananın sıfatı, aynı ananın laflar. Kısa keseceğim. Şimdi Cüneyt gelince ona de ki... Baba gidiyorsan sana bir şey vereceğim, dur. Ne şimdi, nasıl? Kızım, ne zahmet ettin ya? Bayram günü... Babacığına... Anana. Ben küçükken ayağımı yaralamıştım. Hatırlamazsın sen. Annem 3 gün uğraşıp keçe dikmişti ayakkabımın içine. Allah ondan razı olsun. Annemi elsiz ayaksız bırakamazsın. Siz adam olmayacaksınız siz. Bana başka çare bırakmadınız Zeynep. Babana başka yol bırakmadınız çocuğum. Kapıya dilsizleri dikmişler. Görmediniz mi? Gelen Cüneyt Efendi'dir. Ne haddinize? Amcam mı dikti sizi buraya? Belanızı benden bulursunuz ha. Cüneyt Efendi'ye mani olmak ne demek? Bahadır. Cüneyt Efendi'ye mi dokunacaktın? Amcanın yanına hoppa! Aslan Cüneyt bu. Haydi bakalım. Haydi. Haydi.
andolsun bedelini ödeteceğim. Hele bir Cüneyt Efendi kendine gelsin. Çekil! Dokunma. Cüneyt Efendi. Efendim aç gözünü kurbanla olayım Cüneyt Efendi. Annemi götür. Cüneyt'i de götür. Amcama söyleme, o mani olur. Amcama söyleme. Eve götür. Cüneyt'i götür. Anneme götür. Tamam efendim. Tamam. Eve. Ya ben sana uzak dur dedikçe sen inadına gibi... Ya bir Cüneyt'in peşinde dedektiflik yapmadın kalmıştı ya. İrfan denen herifin dediğini yaptın, konu kapandı, artık daha fazla girme şu topa Levent. Seçkin, görmüyor musun Allah aşkına? Önce Meryem'in, sonradan da babamın ölümden dönüşü. Bunların birbirleriyle olan bağlantısı. Yani ben bunlar olmamış gibi davranamam. Meryem kapımızdan içeriye girdiği an her şey değişti. Evet, aynen öyle oldu. Aynen öyle oldu. O yüzden artık Meryem'den hoşlanıyor musun falan diye sormayacağım. Çünkü senin inkar etmelerini falan duymak istemiyorum. Ya Allah aşkına ne olur yine başlama lütfen. Siz ne güzel böyle yemeğe çıkardınız besteyle eskiden değil mi? İkimiz de evde yemek konusunda biraz problemliydik de. Sonra ben sizi gelir bulurdum. Sürükleye after'a götürürdüm. Gerçi senin için hiçbir şey değişmedi. Sen yine de şimdi çıksan sabahlarsın yani. Sen de öyle demiştin. Siz de koştura koştura gelirdiniz. Ha tabii ertesi gün bir kongreniz yoksa ya da ne bileyim öyle sergi mergi açılışına gitmeyecekseniz. Sergi mergi ne ya? Sanat düşmanı mısın oğlum sen? Yani değilim tabii de. Sizin gibi bir müzenin açılışını kapısında beklemedim hiçbir zaman. Evet. Bir anın uyku saatini denk getirmiştik. Oğlum Fransa dedik. Allah Allah yani. Kaç kez insan ömründe Fransa'ya gider? Yani dönersin yine partilersin yani. Kaçmıyor ki. Güzeldi be. Evet güzeldi. Bir daha var. Ne bu şimdi? Şu etrafına bir bakar mısın Levent? Allah aşkına etrafına bir bak. Senin hayatın buraya ait. Sen iki müze gezeceksin, iki sergi gezeceksin, bir şarkı seçeceksin. Ne bileyim bir kitapçıdan kitap alacaksın. Sonra geleceksin buraya sevdiğin kadınla ya da dostlarınla öyle bir iki kadeh bir şey içerken bunlar hakkında konuşacaksın. Senin hayatın bu. Ama tabii şimdi evliliğin tepe taklak gidiyor. Meryem'e de kocasından boşanmasını söylüyorsun, değil mi? Kocası öldürmesin diye. Evet, aynen ben de işte onu diyorum. Bak bu insanların hayatı böyle, kaderleri böyle, inandıkları da bu, kaçtıkları da bu. Hem ne olacak onu kurtardığında, ha? İkiniz de boşandığında ne olacak Levent? Keyfimi kaçırıyorsun. Evet, keyfin de kaçmasın. Sen de hiçbir yere kaçma. Kaçacaksan sadece Meryem'den kaç, o kadar. Ha şimdi sana çok iyi geliyordur tabii eminim böyle... şey gibi, kendini böyle pelerinli bir süper kahraman gibi falan hissediyorsundur. Ama ben sana söyleyeyim arkadaşım, siz... Birbirinize uymuyorsunuz ve hiçbir zaman da uymayacaksınız. Senin için böyle her şey fantezi mi? Bu kadar mı? Yani benim Meryem'e yardım etmem egzotik bir rüya, öyle mi? Vallahi bunda ne olsa olsa rüya değil ama kabus olur. O senin hayatına uyumlanamadığında, gelip bu masada bizimle birlikte oturamadığında... ...o sergiye gidemediğinde, o kitap hakkında konuşamadığında... ...yani kapının dışında sen ona eziyet ediyor olacaksın. Sonra kapıdan içeri girdiğinizde o seni kendi hayatına uyumlandırmaya çalışacak. Sen zannediyorsun ki bu insanların gönül işleriyle ilgilenecek vakti huzuru var. Görmüyorsun, anlamıyorsun. Asıl sen anlamıyorsun Levent. Senin için uygun olan biziz, burası, beste. Abi. Senin için uygun olan kim Seçkin? Senin gibi biri için. Hande. Hande. Gel. Alo. Tamam. Geliyorum hemen. Ne oldu? Öbür dünya çağırıyor. Seçkin. Hadi görüşürüz. Gel. Otursana.
Zeynep kızım, ne oluyor? İyi misin? Levent amca, Cüneyt'i getirdiler. Aklı yerinde değil, titriyor. İçeride mi? İçeride. Anlat. Bir şey oldu. Arbede oldu, orada fenalaştı. Annesini gördü herhalde. Sayıkladı hep. Eve deyince de hemen getirdik. Tamam Cüneyt, sakin ol. Sakin ol. Evdesin, benimlesin. Nefes al. Nefes al. Çıkın siz. Ben Sadi Hüdayi Efendi'ye... Zeynep, sen de çık kızım. Tamam, bizi yalnız bırak. İyi olacak mı? Olacak, olacak. İzin ver. Cüneyt, anneni mi gördün? O yüzden mi böylesin? Sakladılar mı onu? Bilemem. Bunu ancak sen bilebilirsin. Bulamadım onu. Benim yüzümden kayboldu. Sakin ol. Şimdi... Şimdi bir şey yapacağız seninle, tamam mı? Bak sakinleşmen için bu odaya, bana, burada ne varsa her şeye odaklanmanı istiyorum. Ben sana bir şey söyleyeceğim, sen bana başka bir şey söyleyeceksin. Dolap. Hadi Cüneyt, hızlı. Dolap. Hatta niye? Kriz. Cübbe. Ceket. Kapı. Pencere. Levent. Sen, Cüneyt. Odadasın, benimlesin. Cüneyt burada. Şimdi sakince gözlerini kapat. Karanlık. Sen mısır seversin ya, niye yemiyorsun? Tadım yok. Ya onu anladık işte. Anlat diyorum, ne oldu? Bugün tekeye gittim ya. Çocuğun biri taş attı kafama. Başıma çık diye. Ne diyorsun? Verseydin dersini. Ne yapacaktım seçkin? Çocuğa taş mı atsaydım? Hayır canına, yani Sadi Hüdayi Bey'e söyleseydin. O verirdi çocuğun cezasını. Hazretleri kabul buyursalardı beni. Ha. İyi, tamam ben konuşurum onunla. Ha, kadınım diye diyorsun yani. Ya ne alakası var hani, ben öyle bir şey mi dedim? Bizim Sadi Hüdayi Bey'le akçeli makçeli koyunlu işlerimiz var. O yüzden beni reddedemez. Neyse ne. Sen müdahale etme. Ben kendim hallederim. Sen hep böyle dikenli miydin, yoksa bana gıcık olmaya başladıktan sonra mı dikenlere çıktın? Dikenli olmaktan başka çarem mi var? Hı? Sonra dibime girip canımı acıtıyorsun. Canını acıtmak istememiştim, özür dilerim. Neyse ne. Mesafe iyidir. Peki hep böyle mesafeli mi kalacağız? Önerin ne? Sıfırdan başlamak. Sonra elini uzatıp seçkin mi diyeceksin? Evet, aynen öyle. Ya. Yapma. 97'de değiliz, bu çok klişe. Ne klişesi, hiç klişe falan değil. Başarısı kanıtlanmış klasik bir yöntem bu. Saçmalık bu. Niye? Seninle gülmeyi çok seviyorum ya. Keşke gerçekten başka türlü olabilsek. Mutlu ama huzursuz mu? Yaşlanınca mutsuz ama huzurlu olacak. Çok zamanımız olacak. Bakma, ne bakıyorsun? Ne işi var bunun burada Naim? Geç içeri. Şaşırdın kendini. Ne demek geç? Nereye geçiyor? Geç içeri dedim. Sen geç. Sen de dik kafalılığınla, rezilliklerinle beni işsiz bırakmayaydın o vakit. Evleri birleştirdin. İstersen git şikayet et. Anam, senin izzetin yok mu? Benim evim burası.
İyi, ben giderim madem. Ya git de ayırsınlar seni kızında. Sadi Hüda'yı duymadın mı? Hele şu eşikten bir adamını at. Hele bir rezillik çıkar, bir ömür göremeyiz Zeynep'i. Allah'ından bol. Senin bedduan kabul olmaz bana. Ben eşyalarımı nereye koyayım? Yukarı. Yatak odasını. Sen de salonda kalacaksın aslan. Burada bitmez dedin ya Naim. Burada bitmez. Gitmemişsin. İyi olduğundan emin olmak istedim. Neden? Ne demek neden? Neden Zeynep meselesinde beni ihbar etmedin? Ederdim. Ettim de yani etmişliğim de var. Son dakika değişti işler. Arada günahsız insanların da zarar göreceğini anladım. Ben asıl cevabı vereyim sana. Zeynep'e dokunamayacağımı biliyordun. O yüzden ihbar etmedin. Doğru. Ama eksik. Öncesi yok mu Cüneyt? Bu bir suç ve bence doğru da değil. Bence ile sence bu kadar farklıyken biz nasıl yan yana duracağız? Bilemem. Her şeyin cevabı yok bende. Zamanı gelince. Meryem'le Zeynep'in güvenli olduğunu, zarar görmeyeceğini anladığım gün... o gün başka. Ama şimdi sen bir suçlu musun? Yoksa kurban mı? Onu henüz anlayamadım. Onu mu bulmaya çalışıyorsun? Cüneyt, her şey senle ya da benle ilgili değil. Maalesef ben bunu biraz zor yoldan öğrendim. Babamın ötenazi olma istemesi beni sevmediğinden değil. Zeynep'in okumak için kaçmaya çalışması senle ilgili değildi. Mesela annenin ölümünden kendini sorumlu tutman. Bu dünyada olan biten her şey bizim yüzümüzden, bizle ilgili değil. Nasıl bileceğim benim yüzünden olup olmadığını? Gördüklerimle bildiklerim bu kadar başkayken. Karşılaştırmak ister misin? Nasıl? Pek geleneksel bir uygulama değil. %100'de sonuç vereceğini söyleyemem. Regresyon diye bir yöntem. Seni geçmişe götürüp annenle yaşadığın travmayı berraklaştırıp sorunun köküne inebileceğimiz bir yöntem. Hı? Anne rabıtası gibi. Evet. Yapmak ister misin? Var mısın? Bizim fakirhaneye varmadan müsaadenizle Feyza Hanım'la bir 5 dakika bir şey istişare etsem. Tabii, tabii. Kızım, fazla üşütme olur mu? Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ben düşünmüşüm ama tek başıma karar verememişim. Yo, Allah'a şükürler olsun. Bir sıkıntı yok. Her şey yolunda. Yarın da büyük gündür. Açılış var. Ama bu Akkurularla demirciler arasında bir sulh mevzu var. Güç mesela. Vallahi benim niyetim bu güçlüğü aşmaktır. Ya ben yarın bunları davet edeceğim. Edeceğim de kime gitsem, ne yapsam, ne etsem karar verememişim. Vallahi iki aile de büyüktür. Bağışları da kavidir. Sen ne diyorsun Feyza Han?
akyüzlü hanımları barıştırırsam iki aile de gelir zannımca. Hem Suri için yarından daha güzel bir bahane mi var? Hay senin aklına kurban. Öyle deyim ha? He he öyle deyim. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum, ne konuştun kızla? Akıl danıştım ana. İhtiyacın mı var? Sen Sadi Hüdayi Hazretlerine akıl verensin. Nasıl takdir ediyor seni? Yarın desen nikah tarihi şu gün olsun, he diyecek. Ben niye diyeyim ana? Hı? Ben niye diyeyim? Feyza'nın kendi ağzıyla söylemesi dururken ben niye diyeyim? Akıllı oğlum benim. Haddimi aştıysam affedersin. Estağfurullah. Anam. Anam. Ciğerim. Yalnız senin bir şeyi halletmen gerekiyor ha. Hayırdır inşallah. Nedir? Yarın sabah ilk iş şu demircilerle akkurların hanımlarıyla bir görüş. Barıştırasın ha. Sana itimadım tamdır. Sen nasıl buyurursan aslanım. De haydi devam et. Şimdi kendini bir hiçliğin içinde düşün. Hatta bir suyun altındasın. Nefesini yavaşlat. Yavaşlat. Kendine dışarıdan bakmaya başla. Yaşadığımız bütün hatıraları hatırlamayız. Unutmayız da. Zihin hepsini kaydeder. Çocukken hiç resim çizdin mi? Bizde olmaz. Ama bilirsin. İnsanlar çocukken çizdiği resimlerin hepsini hatırlamazlar. Bazılarını hatırlarlar. Özel anlarla ilişkilendirdiklerini. Çizerken çok uğraşmışlardır. Hafızalarında o an çizdikleri her an kayıtlıdır. Tıpkı bir sandığın içine koyup kilitlemek gibi. Şimdi o sandığı açıp içindeki resimlere ulaşacağız. Cüneyt senden istediğim annenle yaşadığın son günü resmetmen. Bana tarif edebilir misin? Bir yerdeyim. Dergâhtayım. Annemi arıyorum. Dua ediyorlar. Hanımlar kalabalık, karışık dualar. Ya Şafi, ya Kafi, ya Baki, ya Şafi, ya Kafi, ya Baki, ya Şafi, ya Kafi, ya Baki. Hanımlar, siz duaya devam edin. Rukiye abla gözünü seveyim, bırak beni gideyim. Allah şifanı verecek. Gideceksin kızım biiznillah. Ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim, onların benim yanımda olanlarından sana sığınırım. Var annemde. Rukiye diye bir hanım onu çıkartacak. Annen ne yapıyor? Korkuyor. Yorgun. Bırakın diyor. Hasna, kızım yardım et. Gülayşe, kuzum. Sabret olur mu? Geçecek bak. Hadi. Abla ne olur bırakın beni. Ben değilim. Sıkı tut. Nahlede peygamberimizin tilavetini duyup da iman edenler. Artık Rabbimize kimseye ortak koşmayacağız diye yemin edenler. Şu kızcağıza musallat olan kim? Adını verin bana. Bırakın.
Bırak beni gideyim ne olur Ayşem. Hadi, hadi güzelim hadi ne olur. Hadi. Kızım aç ağzını. Şifadır. Bir kaşık. Aç bir kaşık. Aç ağzını bir kaşık. Aç ağzını. Aç güzelim. Aç güzelim. Hadi. Anne. 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 Cüneyt ne oluyor? Ne oluyor anlat. Gördüler beni. Peşimden gelecekler. Cüneyt. Cüneyt. Alın çocuğu oradan. Günah. Günah. Bırak. Rukiye abla. Cüneyt neredesin? Cüneyt nerede? Cüneyt! Cüneyt! Cüneyt neredesin? Cüneyt nerede? Cüneyt! Cüneyt neredesin? Cüneyt! Cüneyt nerede? Cüneyt neredesin? Annem beni arıyor. Cüneyt nerede? Cüneyt! Cüneyt! Cüneyt. Burada anne. Cüneyt'im. Annem buldu beni. Sarıldı bana. Orada mı? Kim? Kim? Sen de şu tarafa bak. Buradan gideceğiz Cüneyt, tamam mı? Gitmemiz lazım oğlum. Anne, sen hasta mısın? Ben senin annenim oğlum. Beni hasta eden onlar. Kızım. Niye kaçıyorsun kızım? Dur yaklaşma. Senin iyiliğin için. İyi olman için. Gel dualarına devam edelim. Yok. Gel kızım. Gel. Olmaz böyle. Annem o benim. Hasta edecektir annem. Bu sefer beyaz giymiş. Tamam. Gerçek miydi? Tamam. Yorma kendini. Geçecek mi? Geçti mi artık? Önce seni rahatsız eden resmin ne olduğunu bulacağız. Böyle böyle. Rukiye diye birinden bahsettin. Kimdi o? Dergâhtan mı? Bilmiyorum. İlk defa gördüm zaten. Bugüne kadar hatırladığımı da hatırlamıyorum. Evet, şimdi Zeynep'ten su isteyeceğim. Çok iyiydin bu arada Cüneyt. Gerçekten çok iyiydin. Şimdi sakinle. Yorma kendini. Giderken sana ilaç bırakacağım. Seni bir süre rahatlatacak ama hemen başla. Tamam mı? Anne korktum. Korkma kuzum ben buradayım. İç bakayım şunu. Annem değilsin. Rüya gördün herhalde ondan. İç hadi. Şşş. Tamam. Yok bir şey geçti. Geçti tamam. Şimdi benim söylediklerimi tekrar et olur mu? Euzubillahimineşşeytanirracim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Baba. Ders mi, belgesel mi? Yok. Mockumentary. Aa, ne güzel dalga geçmişler. Belgesel değil, melgesel diyorsun yani. Gerçek bazen çok sıkıcı oluyor. Anlat hadi. Yani benim anlatacaklarım da sıkıcı. Gerçi sen şimdi ne saklasam anlayacaksın. Cüneyt. Ya çok tuhaf bir çocuk. Öldüreyim seni istersen dediydi benim yanıma geldiğinde. Evet, sever öyle kavramlarla oynamayı falan. Ama şimdi oyun oynamıyoruz tabii, onun farkında. Regresyon terapisi yaptık. Oo Levent, alkanlığı yeminini bozma ya. Tamam. Ya sıkıcı olmayacağım. Fakat astarı yüzünden pahalıya gelmesin. Yani annesiyle ilgili ilk kez bu kadar uzun uzun konuştu baba. Ben de birçok şey öğrendim tabii. Zeynep'e yardımcı olmaya çalışıyorsun. Yani baba, Cüneyt'e tuhaf diye kendin söylüyorsun. Benim derdim sadece Zeynep'i kurtarmak olsaydı kapatırdım Cüneyt'i yumuşak odaya. Biterdi ama. Anladım. Sen herkesi kurtarmaya çalışıyorsun. Zeynep'i, Cüneyt'i, Meryem'i. Bu nereden çıktı? Ört düşüyor ayağım. Ört onu Zeynep getirdi, hediye. Bayram hediyesi. Baba, bu Mira'nın bebeklik battaniyesi. Acaba o mu hediye etti Zeynep'e, ne yaptı? Oğlum, bana bunak muamelesi yapma. Zeynep getirdi diyorum, bayram hediyesi. Allah Allah. Yani herhalde Mira hediye etti, bilemedim. Valla siz geleceğim, uğrayacağım deyince ben şaşırdım biraz. Çünkü biz Levent Bey'le bu aralar biliyorsunuz derginiz. Duydum evet, ama şimdi bayram değil mi? Yani küslükler unutulur. Dolayısıyla bir bayram ziyaretine kapınızı açın bence. Ya bakmayın, bayramların da artık eski tadı yok ya. Bugün bizim temel atma şeyimiz vardı aslında. Yani siz olmasanız hayatta ben buraya gelmezdim başkası olsa. Yani onu söyleyeyim de. Bir de aklıma danışmak istediğim birkaç bir şey vardı açıkçası. Ama şimdi biz iş konuşuyoruz Sadi Hüdayi Bey, öyle değil mi? İş başka, diğer her şey başka. Yani savaşlarda bile ticaret durmaz biliyorsunuz, devam eder. Vallahi benim müstakbel damadım da tam sizin gibi, biliyor musunuz? Sizi tanıştıracağım. Yani bir de arkadaşım, bu dünyanın bir takım mecburiyetleri var yani. Böyle kırgınlıkla vesveseyle olacak şey mi Allah aşkına Seçkin Bey? Tabii, hele para hiç sevmez böyle şeyleri. Öyle vesveseymiş, kırgınlıkmış falan olmaz yani. Yani demişken şimdi bizim bu Kur'an kursu için temeli attık. Şükür ekonomisini de hallettik. TOEIC'ınla alakalı... Ben ondan önce sizden bir şey rica edeceğim ama. Tabii ki. Şimdi hazır bayram dedik. Bu kırgınlıklar ve vesveseler, bunları unutalım dedik. Değil mi? Hande Hanım'ın başına talihsiz bir şey gelmiş. Benim sonradan haberim oldu. Densizin biri densizlik ama çocuk. Çocuk yani. Evet, ben de tahmin ettim, biliyor musun, zaten öyle dedim Hande'ye. Üzülme Hande dedim. Sadi Hüdayi Bey'in haberi olsaydı mutlaka müdahale ederdi. Şimdi bayramdan dolayı başları kalabalıktır. O yüzden sana haber verememişlerdir dedim. Yani zaten şöyle bir şey. Zaten benim sonradan haberim olduğu için. Şimdi bir de yani Hande Hanım'ın kendisiyle beraber ne zaman bu kapıya istiyorsa gelebilir. Yani benim ona, bizim sözümüz var ona. Gelsin hanımlarla beraber çayını içsin, kahvesini içsin. Ne zaman istiyorsa kapımız açık. Sağ olun. Sağ olun Sadi Bey. Aynen söyleyeceğim kendisine. Mutlaka gelecektir ziyarete. Siz ne diyordunuz TOEIC'ın? Meryem gel. Ben de senin yanına gelecektim. Gel. Levent Bey, rahatsız olma, bir şey soracaktım sana. Cüneyt Efendi'yi görmüşsün dün gece. Geç otur. Evet. Cüneyt Bey'i gördüm. Tabii bütün detayları şu an anlatmam etik olmaz. Yakışık almaz yani. Ama bir şey öğrendim. Cüneyt'in annesi de hasta olmuş olabilir. Ve kadına tedavi aramak yerine çıkartmaya kalkmışlar. Tabii bu kadını daha da kötüleştirmiştir. Üzücü. Cüneyt Rukiye diye birinden bahsetti. Bu kadın Cüneyt'in annesine ne olduğunu biliyor olabilir. Tanıyor musun?
Yok, tanımıyorum. Bizim oralardan değil herhalde. Peki dergahta araştırabilir misin? Yani kimseye belli etmeden. Boş sandım. Alabilirsin, alabilirsin. Al. Hatta sen erken çık bugün. Dergahta da şu Rukiye denen kadını soruşturmuş olursun. Ha? Alo Hande. Ne haber? Senin şu dergi işini hallettim. Sade Efendi ile konuştuk. Bir balans ayarı hop. Şimdi artık kimse sana dokunamayacak, tamam? Hanımlar bekliyor bak. Alo Hande. Hande, duyuyor musun, sesim geliyor mu? Senin sesin geliyor da benim mi sesim gelmiyor diye düşünüyorum Seçkin. Ben sana benim için kahramanlık yapma demedim mi? Evet dedin. İyisi şu. Ben de düşündüm. Asıl her zaman yaptığım gibi sana yardım etmeyi bırakırsam işte o zaman bu işi çıkarım için yaptığımı düşünürsün dedim. Dolayısıyla da kendim gibi davranıyorum. Her zaman olduğum gibi. Benim normalim bu. Sevdiğim bir arkadaşıma yardım etmek. Tavlamaya çalışmıyorsun yani. Çalışayım mı? Ne diyorsun? Ciao Seçkin. Ciao. Ciao Hande. Vallahi Allah affetsin. Ramazan mübarek ayda insanın nefsi şöyle güzel kahvaltıları özlüyor. Yedik içtik, doyduk, Allah'a şükürler olsun, elhamdülillah. Ama nefis büyük imtihan. Vallahi de büyük imtihan, billahi de büyük imtihan ya. Bunların ürünleri organiktir ha. Yani doğal. Vallahi şu kahveyi bile kumda yapıyorlar. Efanidirler. Ha. Yok. Yok yok, fani derken bizim bendelerden bahsetmiyorum ya. Ya fani insanlardır ha, ölümlüdür yani. Anlayacağım inşallah. Anlamaya ne var? Anlaşacağız. Allah-u Teala'nın izni, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatiyle anlaşacağız inşallah. Naim Efendi, ben Sadi Hüdayi Hoca'nın yaptıklarını tartışmam. Ama sen de ben de akraba olacağız ha. Akrabalık mühim. Her külfetin altında bir nimet vardır derler. Sen de şimdi bir külfet içindesin. Vallahi de bu nimetlerden tadacaksın. Billahi de bu nimetlerden tadacaksın ya. Vallahi eğer haddimi aşmayacaksam, ki ben nefsimden Allah'a sığınırım. Amenna. Ben onunla konuştum. Yani Sadi Hüdayi Hoca'yla ha. Senin namına konuştum. Dedim onunla ben alakadar olayım. O yüzden diyorum ki bu saatten sonra benle çalış. Tabii sen de istersen ha. Valla ben işte kaçma, külfetten de korkma. Ay maşallah ya. Ya maşallah, sana şifa olsun ya. Ben adamın gözünden tanırım. Kamyon dolusu adam çalıştırmışım ha yıllardır. De hadi hayırlı olsun. Olsun da ben ne iş yapacağım tam olarak? Naim Efendi, hepimiz fanilerin, ki bu sefer bizimkilerden bahsediyorum, bunlar değil, temsilcisi sayılırız ya. Reklamda buna marka elçisi diyorlar. Duruşunla, konuşmanla, bakışınla, kılık kıyafetinle, her şeyinle ya. Ya bir arkana yaslan. Ya bir rahatına bak. Şöyle bir at kendini. Ya Naim Efendi, elçisin sen, elçi. Kalkalım, sana bir katlık alalım. Katlık? Elbise, takım. Hem öyle daha efektif olur. Aslanım bir bak. Oğlum patronuna selam söyle, tamam.
Ya ben anlamadım. Ben ne iş yapacağım tam olarak? Tam olarak ben ne dersem o. Daha iyiydi. Müyesser Hanım anne gönderdi. Afiyet olsun. Teşekkürlerim milletin. Buyurun. Başlayalım mı? Evet. Bugün önemli bir organizasyonunuz varmış. Siz gidecek misiniz? Beyim bilir. Arzu ederse giderim. Peki ya çocuğunuzu gönderecek misiniz? Beyim bilir. Arzu ederse gönderir. Tembih mi ettiler? Neden cevaplarınız böyle? Ben size soruyorum. Beyim bilir. Ben cevabını bilemem. Anladım. Cevaplar hep aynı. Kaydı da kapatıyorum. Ama sana son bir soru. Seni anlamak isteyene, dinlemek isteyene de anlatmazsan kim duyacak sesini? Selamun aleyküm Hande Hanım. Aldın mı cevaplarını? Hadi kızım. Al götür Hande Hanım'ın kahve fincanını. Aldım. Aldım cevaplarımı. Ama her cevap farklı sorular doğurur bende Müyesser Hanım. Meslek hastalığı işte, ne yaparsınız? Bu kadınlar özgür olsaydı Müyesser Hanım'a ne iş kalacaktı mesela? Neden Müslüman toplumlar bir Hazreti Hatice, bir Hazreti Fatıma, bir Hazreti Ayşe daha çıkaramıyor içinden mesela? Allah şifa versin. Selametle. Kursun temel atma töreni için herhalde. Bizim gitmemiz icap etmiyor mu? Amcam bu töreni hakkın rızası için değil, kulun gönlü olsun diye yapıyor. Kim kula kulluk edecekse o gitsin. Cüneyt, münakaşa etmezsiniz değil mi? Başına bir şey gelmez değil mi? Gelmez tasalı. Mürşit Efendi'nin kapısına adam dikmiş. Gidelim bakalım kendi kapısına dikecek bir adam kalmış mı? Haydi. Gibi geldi kızım. Gibi geldi sonuçların hepsi. Gibi geldi benim neyime. Allah bir şey yapmayacağım, hatalar yapmışım baba. Ay ben neden gittim o konsere? Ben neden gittim? Efendim benim neyime konser ya? Kızım ne? Benim neyime ki ben neden gittim Allah? Baba ben bir milyon tane soru çözmem lazım, farkındasın değil mi? Bunları telafi etmek istiyorum. Mira sakin. Farkındasın değil mi? Mira. Ya kimim ki ya, ben anlamıyorum ya. Kızım. Kızım bu kapı kitlemeler de nereden çıktı Allah aşkına? Kızım açar mısın lütfen kapıyı? Bak söz veriyorum. Sınavla ilgili bir şey konuşmayacağım. Biletleri de boş ver. Konser biletleri de önemli değil. Başka şeyler yaparız hayatım. Bak en sevdiğin hamburgerden söyleriz. Müzik dinleriz. Yok. Tam sana ihtiyacım var kendinden. Hadi kızım lütfen. Aç kapıyı. Ya aç şunu. Lütfen açar mısın? Arif. Yahu herkesi bizzat davet edeceksiniz. İftardaki gibi hayran ya. Siz bu Celep'le konuştunuz mu kurbanlık meselesini? Söyledim hocam, oraya getirecekler. Yedi tane. Toklu olsun böyle. Dedim hocam, dedim. Bir de bu Şevket'e haber verin. Onun çok... Onun tilaveti çok iyidir. O gelsin. Maşallahı var. Ses sistemini de getirin. Ses sistemi? Heh. Hocam orada elektrik yok. Sana bağlarız Arif. Senin elektriğin maşallah bu dergahtaki kandilleri bile aydınlatır Arif. Ya evladım, pikniğe gittiğimiz zaman bu jeneratör şey yapmadık mı, kiralamadık mı? Ha. Ha Arif. Bir de sandalye. Protokol için. Ekseriyetle. Hanımı var, yaşlısı var. Ona göre şimdi insanlar mağdur olmasınlar. Hocam nasıl oturtalım peki? İsim mi yazalım üstlerine? Ya Arif, oradaki artık faaliler duruma göre o an neyi gerektiriyor?
slotan bir şekilde yapacaklar işte. Siz sandalyeyi bol tutun. Kırmızı halı da serin. Halı da serin. Şimdi orası halıya çok müsait değil ama. İsterim. Kırmızı halı serin. Hadi siz çıkın bakalım. Aklıma bir şey takılırsa eğer ben size söyleyeceğim. Haydi Ali. Bir şey mi diyeceksin Ayla? Dinleyen olmadıktan sonra. Vallahi bizim de elimizden bu işler geliyor işte. İş mi bu? Değil mi? Hayır da olsa iş iştir. Bu kadar gösterişli olmadan olmuyor mu? Bu akıllar bizim akıllarımız mı? Neden bu kadar masrafı hoş görür mü? Ya Mürşit babam bu konularla alakadar olur mu? Oluyor mu yani? Kur'an kursu açılacak mı? Açılacak. Bazı insanların gönlü alınacak mı? Alınacak. Ondan mütevellit. Hayır da yapılır, ikram da yapılır. Olur yani. Muzaffer olana kadar bunlar mübahtır. Sen halinde muzafferiyet görmezsen, mağlubiyet görürsen, insanlar da seni mağlup görür. Bir kabahat işlemişsin de gönül alır gibi. Cüneyt Efendi yetişir. Vallahi işim var. Senin de işin yok galiba. Buluruz. Ben de öyle cevap verdim. Hanımanne ne dediyse o. Sadi Hüdayi Efendi öyle tembihlemiş. O gazeteci hanım da Meryem'in çalıştığı evin kızıymış zati. Tövbe tövbe. Kalkıştığı işlere bak. Kuma geldi diye acıyacağım. Acıyamıyorum. Kolay gelsin. Bir yardımım dokunur mu? Hanım, senin için başından aşkındır gittiğin evde. Sağ olasın. Boş yere bana düşmanlık etme. Öyle mi? Senin ettiklerin yüzünden şimdi bizim tepemize çökecekler. Sıktıkça sıkacaklar. Yapmadığımızı yaptı diyecekler. Senin gibi olmayalım diye. O vakit düşün bakalım, düşmanın ben miyim, zulmedenler mi? Yeter, tamam ablalar. Dalaşmayın boş yere. Ne istiyorsun Meryem Hanım, de hele. Geldiğimizden beri bin türlü musibet var kızımla benim üstümde. Şöyle bir okutalım, müfletelim diyorum. Var mı bir tanıdığınız? Kızının kıskanını çoktur. Ondan olmasın. Hanımanneye de soramadım. Feyza'dan sebep. Canı sağ olsun onun. Benim kimseyle bir derdim yok. Önemli değil. Şöyle nefesi kuvvetli, ilmi kuvvetli bir hanım var diyorlardı, Rukiye Hanım. Nerededir o? Bileniniz var mı? Hava sinirine hakim bir hanım vardı zamanında. Onu mu diyorsun ki acaba? Hayriye'ydi sanki onunla da. Kimi? Ben birini sordum da. Erkencisin maşallah. Başına buyrukluk. Doktorun evinde de devam ediyor galiba. Bayram diye erken çıktım. İyi. Biz de tutmayalım seni. Tövbe estağfurullah. Hey hanımlar. Nasıl gidiyor? Hazırlıklar tamam mı? Bitti sayılır hanımanne. Maşallah. Allah'ın izniyle Kur'an kursumuz çok güzel olacak. Hele bir de yerinde görün bakın. Sadi Hüdayi Efendi bitince nasıl olacak diye resimler çizdirmiş. Aklınız şaşar. Sevabı da hepimize pay edilecek tabii. Amin. Ah, inşallah. İnşallah. Ne diyor bu? Meryem Hanım. Hanımları gelip gelemeyeceğini sormuşsun. Sen gelmeyeceksin temel atmaya. Zaten senin yüzünden karıştı ortalık. Bir de millete nazire yapar gibi ortalarda görünme. Gelmem. Lüzum yok. İyi. Böyle mevzuları da bir daha hanımlara değil, bana sor. Tövbe tövbe. Allah'ım sen sabır ver. Kuzum. Yazık sana. Bakayım. Yok, yara bere yok.
Son anda kurtuldun he? Hazırlan Zeynep, törene gidiyoruz. Niye? Bir şey mi oldu? Gitmeyecektin sen. O vakit sırtımı neye döndüğümü bilmiyordum. Şimdi biliyorum. Savaş meydanından kaçılmaz. Rukiye'yi hatırlayamadılar içeride. Tam konuşurken de Hasna Hanım geldi. Elde var sıfır yani. Şimdi Sade Hüdayi Efendi bizim hüviyetlerimizi aldı ya. Hüviyetlerinizi mi? Kimle? Naim'le. Boşanamayalım diye. Bunlar nasıl adetler? Yemin ediyorum çok zor dayanıyorum. Boş ver şimdi sen onu bırak. Bu sizin kayıtlarınız defteri kebirde dedi. Nerededir o? Defteri kebir. Fanilerin hepimizin kaydını tuttuğu yer. Buradadır. Nerede olacak? Nasıl bulabiliriz onu? Nasıl ulaşacağız? Biz ulaşamayız. Ama Arif bulur. Kızım, bak en sevdiğimiz hamburgerlerden yaptırdım. Hadi, hadi kızım aç kapıyı. Bak tamam beni görmek istemiyorsun, anladım ama açsın, bir şey yemen lazım. Hadi kızım, bak korkutuyorsun beni. Nesin? Mira aradı, gel dedi. Mira, anneciğim ben geldim. Anneciğim. Ya bir gün sen gelmeseydin ya. Tedbiren kimse gelmesin diye. Ya o hasta hanıma söyleseydiniz. O nefesi kuvvetli birini bulurdu. Müyesser hanım var, mukabeleci var. Feyza'nın halini bilmiyor gibi. Yani şimdi söyleyemeyiz onlara. Defterden bakıvereceğiz. Yazıyordur orada Rukiye Hanım işte. Ya yani buraya burada değilse adresi yazıyordur ama bir bakalım. Hadi inşallah buluruz. Hem belki bize de okur. Senle beni. Bizi mi? Senle beni. Bizi. Ben burada kalayım. Sen gir içeriye. Köşedeki dolapta altta. Yıllara göre sıralı ilk 50 sayfadadır zaten. Bir gül tezi. Daha eskiyse daha geri gelir. Gülmüş. Kuşçular Mahallesi Toprak Sokak No. 14. Tabii. Tabii muhakkak ki öyle olması gerekiyor. Bilgül. Bilgül geliyor. Bilgül geliyor. Geliyor. Hatırlıyorum. Ya zaten o da gelecek, o da gelecek. Başka çok mühim misafirlerimiz de var zaten. Evet, en mühimi de bizim insanlarımızın bizim nerede durduğumuzu idrak etmesi çok daha önemli bir mesele bizim için. Tabii bozgunculuk muhakkak ki bitecek. Allah'a emanet. Selamun aleyküm. Aleykümselam hocam. Aleykümselam. Siz burada ne yapıyorsunuz böyle? Bir de bir başınıza. Hocam biz size tam söylemek geldik. Arif. Evleniyoruz biz.
demeye geldik. Ne? Böyle olur mu yani Arif? Sormadan, etmeden, kalkıp benden icazeti almadan olur mu? Ya sen daha geçen memleketine gidiyordun, ata toprağına gidiyordun organik tarım yapmaya. Hocam öyleydi. Vallahi öyleydi. O şey yaptı. O şey yapınca. Kim neyi ne yapınca Arif? Hocam Birgül bana evlenme teklif etti. Ne? Evlenme teklif etti. Vallahi ben de şaşırdım. Yani bir anda he dedim. O yüzden size haber veremedim. Kusura bakmayın. Vallahi tam bir gün hanımlık bir hareket. O dengesiz abisine haberi yok tabii. Yok hocam, daha Naim Efendi'ye söyleyemedik. Sizden gayrı bilen yok zaten. Siz izin verin ondan sonra. Hadi hayırlısı olsun, ne diyeyim. Sen o Feyza meselesinden damat olma şeyi de o yüzden kendini böyle deli gibi şey yaptın, terleme merleme. Çok sorfayın, neler neler. Neyse, Allah tamamını erdirsin, ne diyelim. Sen benim kıymetlimsin. Ne gerekiyorsa yaparız, tamam mı? Gönlünü ferah tut. Uzatmayın ha. Allah razı olsun canım. Yok değil de, şimdi bu faniler laf çıkmasın insanlar arasında. Faniler de kızlar evlenme teklif ediyor. Zaten benim de gözümüzün üstümüzde. Vallahi söylerler mi söylerler. Neyse tamam. Güldük, hamdolsun eğlendik. Arif Efendi, madem Birgül Hanım bu kapının gelini olacak, o vakit İmam Hatip'ten de istifa edecek. Bizim kendi Kur'an kursumuz var. Çok şükür talebelerimiz de yetişiyor, yetişecek. Gelsin orada istediği gibi hocalığını etsin. Ben bu dergahta ikinci bir Meryem Vakkası daha istemiyorum. Hadi. Hadi. Sınav sonucunu stres yapmış. Yani demedim ama stres yapacak kadar da var. Bunlar Mira'nın yapacağı yanlışlar da değil bu arada. Tamam biraz hak veriyorum ama hani bu sınav onun için önemli. İleride anlayacak. İlerisi çok ileride. Yani ileride anlamasındansa şimdi biraz mutlu mu olsa acaba? Mutlu olmadığını unutur ama sınavı asla unutmaz. Biz beraberce bunun üstesinden geleceğiz, halledeceğiz. O da kendine gelecek. Bu boşanma protokolü. Sınavdan bir gün sonrasını aldım tarihi. Bak, aklına yatmayan bir şey olursa eğer avukatları yan yana getiririz. Senin avukatın var değil mi? Müjdemi isterim. Buldunuz mu? Fotoğrafını da çektim. Çok şükür. Başka bir hal var ama senden. Neredeyse yakalanıyorduk Sadühü dayı. Ne? Korkma korkma, kurtulduk. Arif'le evleneceğimizi söylemeye geldik odanıza diye verdim. Ne dedi? Şaşırdı. Şimdi konuşuyorlar. Sonra gidip hoca hazretlerinden de isteyeceğim Arif'i. Sen şimdi bununla tuzak mı kurdun bana? Beste, eğer kızına değer veriyorsan teklifim bu. Mira'nın durumu ortada. Şu birkaç günde ben bir şeyler öğrendiysem öğrendiğim de bu işte benim. Artık düşün, taşın. Karar senin. Alo Meryem. Tamam, yollayın adresi. Geliyorum ben. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun, var olun. Eksik olmayın. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Maşallah. Barakallah. Sadip, seninle gurur duyuyorum. Damadımızla da. Damadımız. Afan.
Vallahi bu şey bittiği vakit tören falan filan bize artık bir doğu yemeğinden bir şey yaparsın ha? İnşallah. Ha? Üstüne hocam, başım gözüm üstüne. Başın gözün bana lazım, ona göre. Hocam hayırlı olsun. Eyvallah hocam, sağ olun. Feyza Han, akrularla demirciler gelmiş gördün. E ne demişler? Baş, baştan üstündür. Çocuklar, çok güzelsiniz maşallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Her biriniz hoş gelmişsiniz, şeref vermişsiniz. Vallahi yekununuza birden medyunu şükranı. Bugün burada çok ama çok önemli bir şey için toplanmış bulunuyoruz. Allah-u Teala'nın izniyle bu kurs çok ama çok başka şeylere vesile olacak. Göreceksiniz. Rabbimin izni ve inayetiyle sabilerimiz yani bu melek kızlarımız kesintisiz bir ilim için yatılı ders okuyacaklar. Eskiler leyli meccani derlerdi. Şimdikiler ise parasız yatılı diyorlar. Faniler, söz konusu ilim ise bizde paranın adı bile geçmez. Burada hepinizin şahitliğinde temelini attığımız Kur'an kursu inşallah hayırlı uğurlu evlatlar yetiştirmenize sebep olacaklar. Ana kucağından buraya, buradan da hayırlı bir eş, hayırlı bir anne, en önemlisi hayırlı bir mümine olmaya. Amin. Dışarılarda heba olmamaya. Amin. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Leyli ne demek? Anlamadım ben. Eve gidemeyecek miyim? Annemi göremeyecek miyim? Gel böyle kızım. Geç şöyle. Geç. Haydi. Faniler. Allahu Teala Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimüşşan'da diyor ki hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Ve gene buyuruyor ki doğrusu ancak akıl ve izan sahipleri bunu idrak edebilirler. Ey akıl ve izan sahipleri! Bizi bugün anlamayanlar yarın anlarlar. Yarın anlamayanlar devrisi gün anlarlar. Biz çok eski bir tarihin ehliyiz. Rabbimiz bizi bu yoldan, bu tarihten ayırmasın. Amin. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Birkaç adım daha atarsan bunca insanın içinde rezil oluruz. Hal ehlisin, amenna. Cezbene de amenna. Lakin buna müsaade edemem. Ben böyle gördüm, öyle bilirim. Haşa, tehdit değildir bu diyeceklerim. Kulağınla değil, kalbinle dinle. Eğer çıkıp konuşursan Meryem'le Zeynep'in kaçmaya çalıştığını, kaçtığını herkeslere söylerim, Zeynep'i de göndertirim billahi. Helak olmuşsun. Dile düşeriz. Yuvasız kuşlar gibi kalırız. Müsaade edemem. Ahlı dalda bülbül etmez müyesser.
çiçeği, güneşi, ayı da yasaklasınlar o zaman. El kadar bebelerin yüzünü üstüne durdular hemen. Ne kadar sevinmişlerdi. Ben evde oturacağım bundan böyle. Oturmayacaksın. Suavi Bey'i görmek istiyor musun hala? Evet. Bakabilen her göz için bir sürü ders vardır Feyza Hanım. Ben bu memleketin en safıyım. Ama Allah'a şükür bütün çarşıyı cebimden çıkarırım ha. Bunda iki tane ders var Feyza Hanım. Birincisi geçmiş geçmiştir, mazidir dersin. Başım gözüm üstüne. Hanımım olursun. Ama yok. Mazi, mazi değildir dersin. O zaman yol ikiye ayrılır. Ben sağından giderim. Sen solundan. Benim yolum belli. Cüneyd'in ardından baktın mı? Önüme baktığım yol. İspatı. Düğün tarihini daha fazla ötelemeyelim. Yeter ispat olur mu? Selamet. Selametle. Ağzına sağlık. Pek güzel konuştun. Safları sıklaştıracak bu söylediklerin. Alnımızın akıyla çıktık ha Müyesser Hanım. Lakin... Lakin ne? Cüneyd'e mani olmasaydım kürsüye çıkacaktı. Senin şimdi sıklaştırdığın safları bölecekti. Ya Allah aşkına Cüneyd'i kim dinleyecek? Bunu bana mı soruyorsun efendi, kendine mi? Hastalığında kapısına kadar gelip sabaha kadar şifa bulsun diye dua edenler dinlese yetmez mi? İkililik çıkartacak diyorsun yani. Bir işe girdik, Allah sonumuzu ayırsın. Postun halefinin belli olmadığı yerde ikililik de çıkar efendi. Senin bu posta oturman Cüneyd'e de yerini bildirmen icap eder. Hasan çoktan gördü bunu. Babam Mürşit Hazretlerinin postu devretme vakti geldi. Kimin hakkı Allah bilir. Lakin bu kadar tehdidin ortasında dergah için en iyisi Cüneyd bir kürsü daha bulmadan posta senin oturmandır Sadi. Cüneyd izin verdi anne. Ben de Suavi Dede'ye geleceğim. Çok güzel, çok iyi de Cüneyd efendi ateşli oynuyor kızım. Hı? Onun iyilikleri, güzellikleri senin aklını karıştırmasın. O çocuğun hali hal değil. Derdinin dermanı yok belli. Aman diyeyim Zeynep, aman kızım. Bak, bir hanım annelik dedin, tamam dedik. Ama hangi yola ne sebeple girdiğini unutma sakın. Ağız alışkanlığı diye ben öyle dedim. Kızdın mı? Kızamam ki. Kızamam. Doğru demek. Anahtarla giriyor bir de. Zeynep, hoş geldin. Nasılsın inşallah? Kız sesini sen. Kızımla konuşmayacaksın. Ay aman tamam. Bugüne bugün hanım anne bir şey ister mi diye sorayım dedim. Çay kahve. İstemez. İyi. Efe, oğlum gel. Zeynep ablan da burada. Gel. Zeynep abla, selamun aleyküm. Gel oğlum. Zeynep kızım, hadi Cüneyt Efendi'yi daha fazla bekletme sen. Ben de çıkacağım zaten. İstersen kalabilirim. Cüneyt Efendi beni buradan da alır. Lüzumu yok. Git sen. Bu da geçer ya.
dışarıdan geldin. Elini yüzünü yık hadi. Ben de tembih ederdim. Söylerdim ben de zaten. Seni fazla konuşmana lüzum yok. Gideceksin yakında zaten. Kıskanıyor musun sen beni? Ha? Cahil. Seni cahil. Bir iş başardım sanıyorsun ama yakında görürsün. Gösterir sana. Kim? Hazinene hırsız, uykuna gündüz. Nail. Hoş geldin, ne bu hal? Hoş gördük. Yeni bir vazife. Münasip gördüler. Dışarıda insanlarla muhatap olacağım birebir. Böyle giyinmem icap ediyor. Ay maşallah ama çok yakışmış. Çok yakışıklı olmuşsun. Senin niyetin temiz de ondan. Senin gözlerin güzel bakıyor. Affan Bey'le çalışacağız. Kızımızdan, damadımızdan bir hayır görmedik. Yine eller bildi kıymetimizi. Ben gidiyorum. Nereye? Bey amcaya. Şahtın şahbaz olmuş. Çok yakışmış. Vallahi çok yakışmış. Öyle mi? Paşalar gibi olmuş. Gel. Sağ ol, eksik olma. Sağ ol. Merhaba. Evde kimse var mı? Büyüklerin, annen, baban? Konuşmaz o. Hiç konuşmaz. Siz kime baktınız? İyi mi çocuk? Bir rahatsızlığı... İyi, iyi. Onun da huyu böyle işte. Konuşmuyorsa hadi. Sen şöyle geç bakayım. Siz deyin hele. Ne istiyorsunuz? Ben Rukiye Hanım'a bakmıştım. Annemi. Anneniz mi? Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. Bilmiyordum. Kusura bakmayın. Başınız sağ olsun. Birkaç sene önce eve sakladık bizi. Siz bir devlet işi falan ne? Bir borcu harcı mı var? Hayır, hayır. Ben geçmiş bir meseleyle alakalı. Ha, yapacak bir şey yok. Bir kusuru olduysa da Allah taksiratını affetsin. Peki, kusura bakmayın. Başın sağ olsun tekrar. Sağ ol. Anne sen niye öldü dedirttin kendine? Bir gün sana dediydim ya. Bir gün bu kapıyı çalarlarsa hayra çalmazlar değil. Sen bu kadarını bil. Yeter. Gel kuzum. Eğer çıkıp konuşursan Meryem'le Zeynep'in kaçmaya çalıştığını, kaçtığını herkeslere söylerim. Zeynep'i de göndertirim billahi. Helak olursun, dile düşeriz. Yuvasız kuşlar gibi kalırız, müsaade edemem. Ahlı dalda bülbül etmez müyesser.
Gir bak içeri. Sen de şu tarafa bak. Buradan gideceğiz Cüneyt, tamam mı? Gitmemiz lazım oğlum. Anne, sen hasta mısın? Ben senin annenim oğlum. Beni hasta eden onlar. Kızım, niye kaçıyorsun kızım? Dur, yaklaşma! Senin iyiliğin için, iyi olman için. Gel, dualarına devam edelim. Yok! Gel kızım, gel. Olmaz böyle. Annem o benim. Annem o benim. Hastacı. Hastacı. Hanımlar, neredesiniz? Koşun! Koş Cüneyt, hadi. Yandım. Kaçma kızım. Yandım oğlum. Anne, nereye gidiyorlar? Kuşlara gidiyoruz. Anne, anne korkuyorum ben anne. İnerim anne. Şşş. Korkma. Biz şimdi kuşlara katılacağız. Kırklara karışacağız. Kuşlara katılacağız. Kırklara karışacağız. Söyle. Kuşlara karışacağız. Müsaade etmeyeceğim mi bana? Hadi Cüneyt. Hadi Cüneyt. Nerede Cüneyt? Çok yüksek. Gidelim. Hadi. Anne! Anne! Anne. Anne. Anne gitme. Anne gitme. Anne. Cüneyt. Anne. Cüneyt. Anne! Uyan Cüneyt! Anne! Cüneyt! Cüneyt uyan! Anne! Cüneyt! Anne! Annem intihar etmiş. Annem intihar etmiş. Su. Su getireyim ben, dur. Yalnız bırakma beni. Thank you.
Ağız tadıyla sevinemiyor insan. Evet, ne demiş Zeynep'e Cüneyt? Seni görmek ister mi diye sormuş. Zeynep de he demiş, o da müsaade etmiş. Başka şey dememiş mi? Kafanın karışmasına fazla müsaade etme demiş. Hayır, alamet değil bu. Gerçi dedesinin sana gösterdiği müsamaha da etkili olmuştur. Suavi Bey, de bana bakayım. Sen ne konuştun Mürşid Hazretleri'yle? Hı? Tehdit etti diyenler var. Bir şey vaat etti diyenler var. Hadi söyle bakayım bana. Ölmeye gidiyordum ben. Kendimi öldürmeye. Bu hastalığın dermanı yok. Bana da acıdan başka yaşayacak bir şey yok. Biliyorum büyük günah senin gözünde ama anlarsın beni, akranımsın. Havaalanından yoldan döndüm geldim. Çenesi düşük bir şoför bir kelime kullandı çünkü. Meraklıyım dedi. İnsan düşünen hayvandır der kimisi. Kimisi oyunbaz hayvandır der. Ben insan merak eden hayvandır derim. Benim bilimin peşine düşmem. Senin ilmin peşine düşmen. Hep merak. Ben yıldızların ötesinde ne olduğunu, maddenin en derininde ne gizlendiğini merak ettim. Sen ölümden sonrayı, zamandan önceyi merak ettin. Dünyaya merakım bitti mi dedim şoför öyle deyince. Bir tek şeyi merak ediyormuşum hala. Onu fark ettim. Bir tek şeyi. Seni. Meryem gibi bir kadının vicdanında taşıdığı, hürmet ettiği seni. Meryem'in merhametinde saklı olan seni merak ettim. Ve eğer o kadının merhametinin ilhamı sendense, senin yolundansa, beni o merhametten mahrum edecek misin? Meryem gibi merhametli misin? Son günlerini o kadının merhametine, şefkatine sığınarak geçirmek isteyen düşkün bir ihtiyara ne cevap vereceksin? Onu merak ettim. Sen sırra hürmet edersin. O mürşidinle benim aramda. Söyleyemem. Ya asma hemen suratını. Ha. Şu battaniyeyi de Zeynep'e götür. Onu vedalaşmak için getirdiydi. Madem gelecek artık onda kalsın. Gelmeden evvel de düşünce ve düş kavramlarını düşünsün, söylersin. Ben de düşüneceğim Suavi Bey. Allah'a ısmarladık. Bulabildin mi kadını? Kadın ölmüş. Ya yani buradan bir şey çıkmadı ama ben bu işin peşini bırakmayacağım. O battaniyeyi nereye götürüyorsun? Zeynep'in battaniyesi bu. Bebeklik battaniyesi. Geri götüreceğim. Zeynep'e geri mi götüreceğim? Hı. Dedesini o kadar seviyor ki yavrum. Bu onun bebeklik battaniyesi. Hatta halasının verdiği kitabı bile içine sarmıştık. Aslında bundan bir tane daha var. İlk doğan bebeği ona sarmıştık. Sonra o kuzum Hakk'ın rahmetine kavuşunca apar topar oradan kaçtık. Beni arıyorlarmış tabii. Çocuk gelin, baskın. Sonra bizi bir yere götürdüler. Böyle merdiven altı. Hastane gibi ama değil işte. Böyle tuhaf bir yer. Ondan sonra orada öldü bebeğim. Onu böyle Allah'a emanet ettik.
naaşını bile anlamadık. Kaldı orada. Kaçtı kapar topar. Sonra arabaya bindik. O zaman anladım ben. İkizmiş, bir tane daha gelince. Kızım. Meryem. İkinci bebek geliyor. İkinci? İkizmiş. Zeynep, Zeynep. Rabbim onu bağışladı bana. Hayat işte. Ne yapacağım böyle? Neyse. Çıkayım ben. Bir isteğin var mı benden? Yok, yok. Gidebilirsin. Meryem teyze. Kuzum.